Gıdaların işitme, dokunma, koklama ve görme ile algılanan karakteristiklerini hissetmek, ölçmek, analiz etmek ve yorumlamak için Türkiye'de ilk olan duysal analiz laboratuvarı bünyesinde hizmet veren ve uzman yetiştirecek olan sürekli eğitim merkezinin açılışı yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Ticaret Borsası ve Zeytin Dostu Derneği'nin katkılarıyla açılan ve Muğla Ticaret Borsası bünyesinde hizmet verecek olan Duysal Analiz Laboratuvarı Sürekli Eğitim Merkezi'nde uzmanlar yetiştirilecek. Tüketimde maalesef. Açılışa Vali Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gül'ün kurum müdürleri ve oda başkanları katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Duysal Analiz Laboratuvarı'nın Türkiye'de ilk olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün, uluslararası boyutta eksperlerinin oluşması ve tadım komisyonlarında dünya çapında yer almasını sağlayacak bir yapı olduğunu belirtti. Uluslararası boyutta eksperlerin oluşması ve tadım komisyonlarında dünya çapında yer almasını sağlayacak bir yapı. Zeytinin yetişmesinden, tarlasından, sıkılmasına ve sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde önemli eksikliklerimiz, düzeltilmesi gereken ve revize edilmesi gereken süreçlerimiz var. Menecik zeytininden elde edilen zeytinyağının içinde ihtiva ettiği polifenoller zenginliği açısından dünyada birincilik ödülleri de alabilen bir zeytin yağı kalitesine sahip olduğumuzu bir önce ülkemize daha sonra da bütün dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Katılımcılara küçük kaseler içinde analizleri yapılmış ve yapılmamış zeytinyağı dağıtıldı. Kokusu ve tadı hakkında katılımcılardan bilgiler alınırken zeytinyağının faydaları ve korunma şekilleri hakkında da bilgiler verildi. Meyvesilik, acılık ve yapıcılık. Aynı zeytin, yeşil zeytin meyvesinin özelliklerini taşır. Çağla badem, yeşil erik, yeşil sebzelerini arasından çok güzel kokular algılıyoruz. Daha sonra zeytinyağını ağzımıza alacağız ve bütün damağımızın dilimizin üzerinde